Ne yapıyorsun? Ay çıkar mısın dışarı, yanlış anlayacaklar. Ya niye yanlış anlayacak? Dur bir dakika. Ya saçma sapan hareketler yapma şimdi, yanlış anlaşılacak. Ya niye yanlış anlayacaklar? Bakayım arkanın önüne. Yapma yapma yapma, hiç bak hiç. Demir ne yapıyorsun? Demir. Ah. Demir bak. Ne? Bu bakışlar falan bile fayda etmiyor. Sıkıştırmalar ya, falan. Ha. Fantezi denemeleri. Bir dakika bir dakika ya, ne fantezisi? Jandarma kamerayı şurada aşağıda bulmamış mıydı? Benim izlediklerim üst aşırandı. Başka bir kamera daha olmalı buralarda. Demir. Ha? Sen izledin mi o görüntüleri? Ya ne çok seyrettirdi. Öf diyorum sana ya. Sana ne ya? Sana ne milletin özel görüntülerinden? Nasıl izlersin? Röntgenci misin sen? Ya ne alakası var? Neco'yu bilmem ama ben tamamen adli bir durum için. Meraktan değil yani. Burada işte. Ha. Aferin be. Aha, hafıza kartını çıkarmışlar. Nasıl, ne o yani? Yani görüntüler internette dolaşıyor olabilir demek. Terledim ya. Aa. Sıcak ya, çok burası. Rezalet, vallahi rezalet. Can kurtaranlar kabinde mercimeği fırına veriyorlar. Gençlik bitmiş ayol. Aa, yok öyle bir şey ya teyze, yanlış anladın, ayıp ama. Belli belli, sizi Kamil Bey'e şikayet edeyim de görün siz. Terbiyesizler. Bizi yanlış anladın sen, adli bir durum söz konusu. Ne adliyesi be, ne olmuş ki? Ben de burada giyindim. Ay, iyi, yargısız infaz, hak ettin ama sen bunu, hadi. Sen de mi burada giyindin? Hadi ya, eyvah eyvah. Terbiyesizler. Meşhur oldu. Müge Hanım, yaşadığınız tarihsiz durumu duydum. Size yardım etmek için buradayım. Nereden duydunuz avukat bey? Olay yerinde çok itibarlı bir müşterim varmış o gün. Gerçi ben böyle davalara bakmam ama çok ciddi mağduriyetler söz konusu. Size ve dostlarıma yardım etmek isterim. Bana konuyu biraz anlatır mısınız lütfen? Adresimi nasıl buldunuz? Müge Hanım, kendimi övmeyi sevmem ama ben bu ülkenin yetiştirdiği en önemli avukatlardan biriyim. İstihbaratım geniştir. Benim avukata ihtiyacım yok. En azından şimdilik. Anlayamadım niye? Ben Hakkı Bilir Hukuk Bürosu'ndan Nil Hanım ve Demir Bey ile görüştüm. Onlar kimseyi duyurmadan arabuluculukla çözecekler bu olayı. Anlıyorum. Ben yine de size kartımı vereyim. Arabuluculukla istediğiniz tazminatı alamayabilirsiniz. Eğer fikrinizi değiştirirsiniz, lütfen beni arayın. Peki. Teşekkürler. Ben çocuk düşünmüyorum. Öyle mi Neco? Aa, ben de şu anda artık seninle bir gelecek düşünmüyorum. Ama sen ama yanlış anlıyorsun Çisil'im. Öyle demedim ki ben, çocuğu hemen düşünmüyorum ben. 10 sene birbirimizin keyfine güzel güzel bakalım. 10 sene böyle iyice artık böyle birbirimizin keyfine baktıktan sonra... ...o nasıl çocuk düşünürüz? Neden düşünmeyelim? 10 sene sonra. Tam 10 sene sonra yani. 10 sene sonraki yaşımda ben acaba çocuk doğurabilir miyim? Çok riskli bir kere. Ne var ya? Beni de anaların anası anacığım 43 yaşında doğurmuş. Al. E sonuç ortada işte. Ay. 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 Espri yaptı bir de. Of, ay. Ben bir kere İtalyan mamalarla büyüdüm. Öylesin gibi böyle ekmek papara yapmadım böyle ıdı 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 diye. Benim dayım giller Almanya'dan Köln'den gelirken abi İtalyan mamalar getiriyorlardı. Hep bana tarihi geçmiş mamalarla büyüttüler beni. Sen ne diyorsun? Nasıl belli oluyor biliyor musun? Resmen gözünün içi parlıyor ya. Sende zaten başka bir şey var. Ha bak. Şu cildimin güzelliğine bir bak. Bunları hep, bak kaz ayaklarıma mesela. Anladın mı? Şu güzelliğine hep tarihi geçmiş İtalyan mamalara borçluyum. Dayımgiller, Allah razı olsun. Peki şey yok muydu Neco, böyle boy uzatan bir mama? Ha? Ben boy uzatan mamalardan kullandım zaten. Boyu uzadı.